Kızılırmak'a gitmek çok korkutucu bir şey. Sürekli hikayeler geliyor. Yani birkaç yılda bir orada biri boğuluyor. Ve yıllarca ben şöyle düşünüyorum. Eğer Kızılırmak'a girersem kesin boğulacağım. Yani hiçbir zaman da girmedim bu arada Kızılırmak'a. Ama hiç girmediğim bir ırmaktaki boğulmanın korkusu benim çok güzel bir denizde suya girmemin önüne engel oldu. Yani gelecek korkusu geleceği bir şey Gelecekte güzel şeyler yaşamanın önüne engel haline gelmiyorlar. Biz asla olmayacak ihtimaller için bugünkü hayatımızı rezil ediyoruz. Klinik olarak panik atak olmasa bile ben birçok insanın hayat karşısında bir panik atak döneminde yaşadığını ve bunda çok uzun süre vakit kaybettiğini düşünüyorum açıkçası. Ve bu hep işte hep hep geleceği konuşmakla ilgili. Bütün ebeveynlerin ve neredeyse bütün okulların iddiası mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirmek. Her günü mutsuz ve başarısızlıklarla dolu birinin mutluluğu ne olduğundan haberi yok. Başarının ne olduğundan haberi yok. O çünkü bu ikisinin hep gelecekte elde edilebilecek bir şey olduğunu zannediyor. Halicim şimdi sıklıkla hayatın değişik yerlerinde, değişik seviyelerinde karşılaştığımız bir sorunu eğitimle bu kadar yakına ilgili olduğu için seninle masaya yatırmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu gelecek korkusu dediğimiz mesele. Ben mesela kişisel hayatında bunu çok nadiren yaşamış bir insanım ne zaman yaşadım diye baktığımda da hep etrafımdakilerin kapıldığı panik bana bulaşıyor. Ancak o zaman yaşayabiliyorum. Çünkü benim tabiatımda biraz bu pek yok gibi. Ama bazısının tabiatında çok fazla olabiliyor. Yani artık meşrebimi dersin, karakterim dersin, ne dersen. Fakat galiba yani birazdan da belki konuşuruz. İnsan zihninin evrimsel geçmişinin doğal bir sonucu olarak önce endişelenmeye programlı bir zihnimiz var ya doğal olarak etrafımızdaki birileri işte aa panik yapsa mesela biz de ne oluyor lan falan diye hemen böyle derlenir toplanırız ya. Etrafımızdakilerden örnek aldığımızda bu korku bizde hiç yoksa bile oluşabiliyor. Ben şimdi üniversitedeki gençlere baktığımda, işte liselere falan konuşmaya gittiğimde oraya baktığımda gençliğin bütün lay lay içerisinde biraz oturup ciddi konuşmaya başladığın zaman böyle bir karanlık, belirsiz, ne no, olacak, belli değil, ben ne yapabilirim ki, benim gücüm neye yeter ki? Zaten bu ülkede doğduk ki bilmem ne falan diye başlıyor. Hele hele dördüncü sınıfa geldiği zaman birdenbire düşüyor modları. Gelecek tabii, yaklaşıyor evet. galiba. Tabii, aynen öyle. Yani bu çok yaygın bir şey gibi ben görüyorum. Sen nasıl görüyorsun? Biraz şu gelecek korkusu üzerine duralım istiyorum. Bir bu insanı da sekteye uğratan bir durum bence. E kaygı tabii insan beynini kilitleyen en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü bir belirsizlikle ilgili konuşuyoruz. Gelecek korkusu benim baktığım eğitim başta olmak üzere alanlarda eğitim hep gelecekle ilgili aslında bir gelecek tahayyülü. Yani o yüzden bütün okulların reklamlarında gelecekle ilgili. Gerçi aslında galiba bunu konuşmak eğitim niye hep gelecekle ilgili hakikaten. Evet. Bu da garip bir durum şimdi sen söyleyince dikkatim çekti. Tabii. Çünkü eğitim aslında insanın bütün canlı varlıkların neslin devamı ile ilgili bir şey. Yani neslin benden sonraki neslimin daha iyi yaşaması ile ilgili bir Kavram olduğu için eğitim gelecekli o nedenle birleşiyor. O nedenle de özel okullara, eğitimle ilgili ürün ve hizmetlere bak. Reklamda en çok kullanılan kavram gelecektir. Geleceğin eğitimi. Gelecek. Geleceğin eğitimi. Aslında orada çocuğumuzla ilgili bir kaygımız var geleceğe dair. Bu büyük bir kaygı. Ben hangi önlemleri alırsam gelecek bir gün geldiğinde görevimi yapmış olur. Fakat gelecek hiç yerinde durmadığı için biz hangi andaysak yeni bir gelecek var hangi andaysa şimdi bir şey var. Hiper diye düşün. Evet. Yani 3 ay önce bu yapay zeka uygulamalarının falan kimsenin haberi yokken şimdi bir anda gündemimize Tabii bomba şimdi gibi düştü. kaygı bizi kaygılandıracak bir şey daha geldi. Yetişkinler olarak mesleğimizi mi elimizden kaybedeceğiz? Bilgeis açıklama yapmış. 5 yıl sonra öğretmenlik mesleği ortadan kalkıyor. Hani biz öğretmenlik mesleği kadim bir meslek diyoruz. Çok uzun söyledim ama ha öyle bir noktaya geliyor. Bu da kaygı yükseltiyor. İşte eğitim neslin devamı açısından geleceğe dair. Çocuk da hani biz bugünü var ama bugünle bakamıyoruz ki. Hep derdimiz gelecekte bu ne olacak? Hep böyle olduğu için eğitim bir kere gelecekle ilgili kaygı üretiyor. Ve aslında sana da devamında bir şey soracağım orada. Bu beyinde nasıl çalışıyordur diye. Şimdi aslında insan hayatı bütün bir ömrü düşündüğümüzde küçük bir modülü bir günde yaşanıyor yani bir günün içerisinde de bütün bir ömrü aslında. Malum, kapsayan bir şey. Yani. Tabii. Ama biz o bir günü asla yaşayamıyoruz. Ya da ne yapıyoruz diye hiç bakmaya fırsatımız yok. Hiç bakmaya yok. fırsatımız yok çünkü gözümüz hep gelecekte. Gözümüz hep gelecekte olduğu için de bugün bize bir eksiklik duygusu, bu an bir yaşanmamışlık duygusu getiriyor. Ebeveyn olarak da o yüzden çocuğumuzun doğduğu andan başlıyoruz. Anaokulundayken bitireceği üniversiteyi düşündüğümüz için anaokulunda geçirdiği günün bir önemi yok. Anaokulunda geçirdiği günü 20 yıl sonraki e, iş hayatında yapacağına göre dizayn etmeye çalışıyoruz. Anne babanın bana en çok sorduğu çocuğun beynini nasıl geliştirebilirim? Yani şu anki halinden o kadar tiksiniyorum ki bir an önce gelişsin <laughs> evet, ki bir şey ediyoruz. Bu da o gelecek korkusu aslında bugüne dair, bugünü yaşamamıza dair önümüzdeki de en büyük engel. Çünkü hani stoğacıların benim en sevdiğim yaklaşımı o. Yani gelecekte bir şey olduğunu düşünelim. Hani biz orada olacak mıyız, olmayacak mıyız? Bunu biz değiştirebilecek miyiz, değiştiremeyecek miyiz? Örneğin chat GPT'yi ben bir eğitimci olarak ne yapacağım? Yasaklayacak mıyım? Ortadan mı kaldıracağım? O benim dışımda orada yaşayacak. Benim hayatıma uyumlanacak mı, uyumlanmayacak mı? Benimle doğru yerde kesişecek mi, kesişmeyecek mi? Elimden gelen bu. Yani elimden gelen için kaygılansam bunu yönetiyor o, o da zaten çet çip itilir değil. Seninle ilgili. O da benimle ilgili. Kendin de bir şey yapacaksın yani. Tam da öyle. Ve gelecekte beni kaygılandıran her neyse. Zaten bugün de ya yapıyorum ya yapmıyorum. O yüzden bakacağımız şey gelecek değil de bugün olsa aslında o geleceğin nüvelerini kendi içinde taşıyor. Kendi içinde biz onu yaşıyoruz da. Abi bu zaten benim mesela anlatmakta çok zorlandığım bir şey. Önce onu söyleyeyim. Hatta bunun üzerine bir tane yeni eğitim bile tasarladım işte. Yakında başlayacağız ona. Bizim zihnimizin gelişmiş olan kısmı diyelim öbürlerine göre gelecekle ilgili simülasyon yapma becerisi taşıyan işte ön beyinle temsil ettiğimiz devreler. Şimdi oranın yaptığı şu, geleceğe dair sürekli alternatif senaryolar kuruyor. Bazen saniyede onlarca, yüzlerce farklı senaryo aynı anda oynatabiliyor. Ama bunu niye yapıyor diye baktın aslında temel amacı şu. Yaptığı simülasyonlar arasında tehlikeli sonuç doğurabilecek herhangi bir şey varsa onu elemek için. Yani ana odak noktası aslında tehlike. Şunu yaparsam başıma bir şey gelir. Bunu yaparsam başıma bir şey. Ya şöyle yaparsam başıma ne gelir? Hepsine bakıyor ve bütün bu ihtimaller arasında da bizim daha sonra işte ucunda bir tehlike ya da risk olabilir diye tespit ettiğimiz bir şey bizim duygusal merkezimizde de sinyal gönderiyor. Bak böyle bir şey yaparsam başım belaya girer. O yüzden kork, endişelen, geril, işte kaygılan bir şey yap. Devamlı arka yön mesajı gönderiyor. Şimdi opsiyonların da seçeneklerin de çok arttığı bir dünyayı düşün. Tak 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 simülasyonların sayısı binlere varıyor mesela. Biz bunu çoğu zaman fark etmiyoruz. Ama bizde fark ettiğimiz sonucu stres hormonlarının yükselmesi, kabız olma, işte kafayı toplayamama, bir sürü bir şey konsantre olamama falan filan gibi durumlar ortaya çıkıyor. Bu sistemi iyi kullanan insanlar diyelim yani bunu daha verimli kullanabilen insanların bakıyorsun bir tane odağı var. Yani onun bir tane derdi var. Oraya kitlenmiş. Mesela derdi olan insan, amacı olan insanın he, hedef anksiyetesi evet. yok. Ya biliyor zaten nereye gideceğini. Önüne bir problem çıkınca sadece onunla farklı bir tarzda ilgileniyor. Onda stres yaratmıyor. O onda sadece bir aşma enerjisi ortaya çıkarıyor. Bir şey yapıyor. Ne bileyim bu işte oturuyor, dersine çalışıyor ya da hazırlığını yapıyor neyse. O Okulun gerektirdiği şeyleri yapabilir hali ama anksiyetenin ya sebepsiz o gerginliğin felç edici de bir tarafı var. Ben şimdi bunu çok görüyorum etrafımda. Yani çocuğun ne bir şeye bakası geliyor, ne bir şey yapası geliyor, ne bir zihinsel, fiziksel herhangi bir yatırım yapası geliyor motivasyon yok yani hayata karşı ve yani biraz derinine girdim hep bu gerginlikle karşılaşıyorsun. Yani sen anlatırken düşün. Aslında hayvanların hayatında düşün. Bir avcıyı düşün. Bir aslan avına giderken o da işte seni söyledin ya riskleri analiz ediyor bir karar. Evet. O da riskleri analiz ediyor. Tabii. Risklerle hareket etse açlıktan ölür. Aynen öyle. Aslında aynen. onun hedefi ne? Karşıda bir avı var ve ona gidecek. O ava giderken riskler var mı? Var. Abi onun avantajı şu. O kadar dar bir simülasyon kapasitesi var ki. Mesela bakıyor bir tane orada 5-10 tane bizondan oluşan bir grup var işte bir sürü. Diyor ki ben şimdi buna dalsam bu bizonlar beni döver mi? Dövmez mi? mesela. Çok basit bir seçenek. Ama mesela ben bu bizonları avlarsam 5 sene sonra bu ovada bizon kalmazsa ben ne yapacağım? Bak, <laughs> öyle bir yeteri. Biz onu da düşünüyoruz tamam mı? Simülasyonlar içinde. Onları var. düşünmemeyi öğrenmek aslında çok rahatlatıcı bir şey olur. Hani tek bizona kitleneceksin. Tek i̇şte, bizona hedef kitleneceksin. Bizon. Hedefe kitlen o. Şimdi bu gelecek korkusu ben hep yüzmeyle ilgili... Hani şimdi bile yüzerim ama denizin ortasında beni yalnız bıraksanız yüzer miyim emin değilim. Yani birdenbire kilitlenebilirim. Bunun nedeni hep şu işte korkular ve kaygılar anneden çok geçe. Annem YouTube izlemediği için burada rahatça dedikodusunu <laughs> yapabilirim. Herhalde izleyebilir. Değişim çok hızlı Ali Gerçi olabilir o da olur. Şimdi sürekli bizim köy Kırşehir'de işte Kızılırmak'a yaklaşık 2-3 kilometre mesafede bir küçük dere var. Ara sıra dereye gidiyoruz. Derede zaten su... Ayak bileğimiz zor geçiyor. Bir yere toplanıyor. Biraz oynuyoruz ama Kızılırmak'a gitmek çok korkutucu bir şey. Sürekli hikayeler geliyor. Ya yani Birkaç yılda bir orada biri boğuluyor. En son çok küçükken hatırlıyorum işte köyde kimin olduğunu hatırlayamıyorum. Diyelim ki Ramazan emminin ineği Kızılırmak'ta boğulmuş. Benim gözümün önünde inek sonuçta neredeyse yuvarlak bir hayvan. Onun Kızılırmak'ta böyle o yuvarlak haliyle gitti ve yıllarca ben şöyle düşünüyorum. Eğer Kızılırmak'a girersem kesin boğulacağım. Yani hiçbir zaman da girmedim bu arada Kızılırmak. Ama hiç girmediğim bir ırmaktaki boğulmanın korkusu benim çok güzel bir denizde suya girmemin önüne engel oluyor. Yani gelecek korkusu geleceği kilitleyen bir şey. Gelecekte güzel şeyler yaşamanın önüne engel haline gelmeye başlıyor. Senin stoğacılar diyor ya, yani stoğacılar diyor bildiğim kadarıyla. Yani hiç olmayacak şeylerin endişesini yaşayarak bugünü berbat ettik. Evet. Hiç erdemli bir davranış değil, hiç değil. Akıllı bir davranış değil. Zaten stoğacılara şöyle diyor. Onlar da ya haz odaklı. Sadece bugünü yaşa diyor. O şöyle demiyor. Yani bugünü yaşa. Aman demiyor. Asıl onun demeye çalıştığı şey şu. Kardeşim 3 gün sonra, 3 yıl sonra bir şey olacak mı? Olabilirdi. Olmayabilirdi. Zaten olabilir dediğimiz çoğu şey olmayacak. Biz asla olmayacak ihtimaller için bugünkü hayatımızı rezil ediyoruz. Yani bu dünyada 50 sene yaşayınca büyük bir güvenle söyleyebileceğim bir şey var ki endişelendiğim şeylerin 99 olmadı. olmadı. Bak dil öğrenmekten eğitime dair. Bazen duyuyoruz ya işte çocuk çok başarılı ilerlemiş sınav günü kilitleniyor kalıyor. Hastaneye yetiştirilen çocuklar var. Hiçbir şey yapamayan çocuklar var. Hayatının en önemli sınavına iş görüşmesine ya da başka bir yere girdiğinde yaşadığı panik atakla hayatını yönetemeyen çocuklar var. Çünkü o gelecek simülasyonun içerisinde o kötü anı o kadar çok yaşadık. Tabii. Bir daha bir orada bir döngü vardır bu arada. Onu da hatırlatayım. Yani sadece bir konuda endişe etmekte kalmıyorsun. Endişe edeceğin bir konu yakaladığında bu duygusal sisteme mesaj veriyor. Duygusal sistem senin vücuduna sinyaller gönderiyor. Biz buna duygulanım diyoruz. Beyin bu sinyalleri algılıyor. Ulan diyor kalbim çarpmaya başladı falan. Her şey daha kötü olacak. Beyin bunun üzerine simülasyon sonucunu bir tık daha kötüleştiriyor. O seni daha beter deprese ediyor. O sinyalleri gene beyin alıyor. Bu bir pozitif döngü aslında. Panik atak bunun abartılmış versiyonu mesela. Evet. Aynı şeyin sonucunda panik atağı da çıkıyor. Zaten yıllarca bu devreler dönmeye başladığında arka planda insan haberi olmadan bu panik atak gibi şeyleri tetikleyen mevzuların da arka planda bunlar yatıyor zaten uzun süreli. O biraz vücuttaki sinyallerle ilgili bir şey. Yani Mesela panik atak dediğimiz şey öleceğini zannetmeyle ilgili ya orada da vücut sinyallerinin etkisini abartmayla ilgili bir devre çalışıyor beyinde. Ama hani klinik olarak panik atak olmasa bile ben birçok insanın hayat karşısında bir panik atak döneminde yaşadığını ve bunda çok uzun süre vakit kaybettiğini düşünüyorum açıkçası. Ve bu hep işte hep hep geleceği konuşmakla ilgili. İşe başladığın gün emekliliği, anaokuluna başladığın gün üniversite sınavını, düşünerek bir hayat yaşıyorsun. Ve galiba orada bu kaygı gittikçe niye büyüyor? Anaokuluna başladı. Anaokuluna gittik dedik ki üniversiteyi iyi hazırlıyor musunuz? O dedi ki ya daha anaokulunda yani o 12 yıl sonra mezun olduğunda ne olacağını şu anda ölçmek biraz zor sanki. Şimdi çocuk devam etti 1, 2, 3 biz hala gözümüz şeyden onun kazanamadığı sınavda gidemediği yurt dışındaki üniversitede bugününü görmüyoruz. İşin kötüsü 6, 7, 8 yaklaşmaya başladı. Gelecek gittikçe yaklaşmaya başladı. Yapmadığımız şeylerin sayısı artmaya başladı. O yüzden de işte ortaokulda bir dağılıyor çocuklar. En çok dağıldıkları birkaç şey var. Çünkü o korkulan gelecek. Bize yıllardır ebeveynlerimizin gözü... Ya bunun da matematiğe kafası basmıyor. Kesin yapamayacak. Korkuları, kaygıları bize zaten transfer oldu. Sonra da bu kadar yaklaştığımıza göre bu kesin olmayacak durumuna gittik. Aslında hayatı o bir günü de bütün hayatın bir simülasyonu gibi görmeye başlasak o gün içinde de başardıklarımız var, başaramadıklarımız var. Peki böyle eğitim var. olur mu? Yani güne bakarak, ana bakarak. Evet. Geleceği yani dikkate almayarak demin de geleceğe dikkate alacaksın ama öncelikli mesele yapmadan şimdi şu anda bir eğitim mesela mümkün mü? Tabii mu? ki. Sistem Zaten olarak. Sistem olarak da mümkün. Aslında eğitim öyle dizayn ediliyor. Yani bir büyük bir müfredat tasarımı var ama onun içerisinde gün tasarımı da var. Şimdi günü düşün. Şöyle düşünelim. Bir eğitim 12 yıllık eğitimi düşünelim. 12 yılın sonunda biz ne diyoruz? Gireceği bir üst öğrenime hazırlık sınavında başarılı olacak. Yaşıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirecek. Efendim üniversiteye de dahil edersek buna o dönem geçerli bir işe girecek gibi gibi bir şey koyalım. Bunlar 12 yılın finali. Güne indirelim bunu. Yine evden çıkacak. Başardığı sınavlar olacak, başaramadığı sınavlar olacak. Yaşına uygun yerine getireceği sorumluluklar olacak, getirmediği sorumluluklar olacak. Şimdi hepsi aslında bir günün içerisinde bir simülasyon yaşar. Okul aslında bunu yapabilir. Okulların elinden de bu yeteneği alıyoruz. Yani senin ikinci sınıfın sekizinci gününde ne yaptığın benim için önemli değil diyor sistem. On ikinci sınıfın son gününde sınavda bunun bir faydası olacak mı? Şimdi bunun bir faydası olacak mı'nın o gün zaten faydası var. Şöyle düşün. İkinci sınıftasınız. O gün matematikle ilgili üzerinize düşen bir sorumluluk var. O gün üzerine düşen sorumlulukla ilgili günlük geri bildirim verirsem sen bir soruyu yapamadın. Ben de döndüm dedim ki bu soruyu yapamadın. Şu nedenle yapamamış olabilirsin dedim. Anlık geri bildirimlerini verdim. Sen yeniden başardın. Şöyle. Evet birinci gün sorumluluklarımı yerine getirdim. Öğrenebildiklerim var. Öğrenemediklerim var dedin. Şimdi günün özetini aldın. Şimdi ertesi gün. Sana küçük küçük parçalarla düzeltme şansı veriyorum aslında. Ve bir yapabilmiş olma hissiyatı Hissin, biriktiriyorsun. Asıl mesele o. o. zaman diyorsun ki ya bir dakika. Ben bugüne matematiği öğrenemem diye başlamıştım. Matematikte şunu öğrendim. Artık öğrendim diyebilmişsek zaten öğrenmenin önündeki en büyük engel öğrenememeye dair kanaatlerimiz. Bari, ben bunu öğrenemem. Abi bak seneler sonra düşünce beni akademisyen yapan hikayeler böyle hikayeler biliyor musun? Aha, anladım yalan dedikten sonra mesela üniversitede ilk o fizyoloji dersimi aldıktan sonra ne anlattığını anlamamıştım ama dedim mevzu bu yani Tabii. benim buradan gitmem lazım bu. o yüzden hayatı daha küçük parçalara daha küçük anlara bölebilirsek eğitim açısından da böyle bana göre kişisel yaşamlarımız açısından da böyle Ben bugünü nasıl bitirdim Vay arkadaş Yani bu mesela kişisel düzeyde benim sıklıkla yapmaya çalıştığım bir şey ama öbür taraftan da mesela eğitimde üniversite eğitimde dahil buna aslında olması gereken bu. Evet. Yani doğal olanı bu. Fakat bizim gerçekten o işte ehlileştirilmemiş zihinlerimiz, ehlileştirmemiz gereken zihinlerimiz diyeyim daha doğrusu. Bizi raydan çıkaran kısım orası Kesinlikle. yani. Aslında bu bayağı bayağı bir zihin eğitimi. Zihin eğitimi. Senin galiba, yani ben çok hakim değilim bu stoğacılık meselesine ama bu arada internetten bana da sen stoğacı mısın falan diye yazıyorlar. <laughs> Hani bir sonra baktım bana öyle dedikleri için bayağı benim de kafam uyuyormuş yani herhalde Stoacı olan. Sen bu bir... arada o tarihlerde yaşamış olsaydın direkt Trajanus ile birlikte o zaman ekibi genişletirdik biraz. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani kafa güzel gözüküyor bana Çok. hani bakınca. Yani özellikle bu anda yaptıklarının sorumluluğunu almak, orada kalmak, ne bileyim işte geleceği şu andaki hareketlerinin dizayn ettiğini fark etmek hayatta başına gelen her şeyin senin seçimlerinle alakalı olduğunu görmek falan filan gibi. Aslında bizim mutluluğun tarifi diye yaptığımız şeyler çoğunlukla bunlar. Ama öyle bir ayar oluşmuş ki galiba mutlu olmak hoşa gitmeyen bir durum gibi yani lay lay lom öğrenci görmeyi sevmeyen çok öğretmen hoca biliyorum ben yani. Şimdi ne geceler bunlar burada falan filan gibi böyle bir hikaye var ya böyle şen şakrak olmaktan ziyade manyak gibi oturup deli gibi çalışan çocuk sanki istenen versiyomuş gibi gözüküyor ama o deli gibi ders çalışan çocuğun hakikaten yani bir buharlı kazan gibi basıncı olduğunu görebiliyorsun abi. Fizyolojik olarak çocuk mesela at gibi koşuyor aslında o sırada. O, onu yapan da tamamen bu stres devredir aslında. Çocuk bir şeye hazırlanıyor yarın için. O için o gün için hiçbir şey yok. Ben birkaç kere benim çocukları sevgili Metehan Bey hatırlar. Odalarını basarak dışarı kovalamıştım vardır yani yeter gayrı lan çalıştınız diye. Hani o stres onlara ileride de bir fayda sağlamıyor. Çünkü ben bir sürü çocuğun deli gibi hazırlandığı sınavlarda sınav günü kitlenip kaldığını biliyorum. Yani stresin bir de böyle kitleyici bir tarafı var. Ben mesela üniversite sınavını kazandıysam büyük mertebe herhalde rahatlığımla kazandım. Yani hiç mevzudan da haberim yoktu. Neredeyse günü ıskalıyordum falan o derece gevşeyim. Ha biraz önden çalışmam var çünkü konuları seviyorum ediyorum ama sınavda nice deli gibi hazırlanmış insanın nasıl hüsrana uğradığını da çok gördüm. Biraz da hayatta galiba o gün içerisindeki performansın uzun vadeli şeyi yansıtması, senin performansını göstermesi aslında böyle kritik dönemlerde ne yapacağını da öngörebilmeni sağlıyor. Bugünden aşırı stres oluyorsan o gün çok gün performans göstermezsin. Evet. Evet. Yani bu da muhtemelen bizim hep eğitimde gördüğümüz tırnak içindeki başarısızlığın en büyük sebebi Ve şöyle düşün. Bütün ebeveynlerin ve neredeyse bütün okulların iddiası mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirmek. Her günü mutsuz ve başarısızlıklarla dolu birinin mutluluğun ne olduğundan haberi yok. Başarının ne olduğundan haberi yok. O çünkü bu ikisinin hep gelecekte elde edilebilecek bir şey olduğunu zannediyor. Yazık ya. Lan böyle bakınca çok kötü be abi. Ben de üzüldüm ya. Bırakalım şu işi. <gülüyor> <gülüyor> Eğitim yasaklansın. <laughs>